Ne vardı eskiden? Bunu önemli bir kısmınız hatırlarsınız. Vicdani red. Nedir vicdani red? Allah Allah. Vicdan, tamam anladık. Red, anladık. Vicdani red. Birçoğunuz duymuştur. Belki birçoğunuz şimdi duyacak. Nedir biliyor musunuz? Askerliğe hayır. Ne alaka ya? Vicdani red, askerliğe hayır. Birbirine yakın manası var mı? Bunu açıkça askerliğe hayır demezler. İnsanın yüzüne tükürürler askerliğe hayır diyene. Vicdani red diyor. Kafası karışıyor herkesin. Nedir bu? Vicdani red ne? Gel anlatayım. Heh, gel anlatayım dediği an kaybettin. Mesele teker teker ikna etmek. Vicdani red dediğinde bir mana oluşmuyor. Askerliğe red dediğinde, hayır dediğinde oluşuyor. Vicdani redle seni ikna ediyor. İşte ben devlete daha fazla katkıda bulunabilirim. Benim bir sürü vaktim kayboluyor. Ne diyor? Ha öyle mi? Ya öyleyse iyi o zaman. Diyorsunuz, ikna alıyorsunuz. Toplumsal cinsiyette bu. Şimdi benim uydurduğum bir şey değil. Benim dediğim şey ne? Aldığım yerlerden söylüyorum. Toplumsal cinsiyet ne diyor? Kadın erkek eşitliği. Ya kadın erkek eşitliği der o zaman. Kadın erkek eşitliği niye demiyor? Biyolojik cinsiyet alternatif diyoruz ya. Neymiş açıklamaları? Ha benim dediğim şey ne? Cinsiyetleri değiştirme operasyonu. Hocam siz de bir mana çıkardınız. Şimdi göreceğiz. Ben de bir mana çıkartmayayım. Onlar da çıkartmasın. Öbürleri de çıkartmasın. Açık bir mana söylesin. Bu ne? Gömlek. Bu ne? Mikrofon. Açık mana söyleyin. Herkes hemfikir olsun. Niye toplumsal cinsiyet diyor? Bakın kaçtır toplumsal cinsiyet diyorum. Korkunç tehlike burada. Efendim. Neymiş toplumsal cinsiyet? Dedim ya, cinsiyetlerin değiştirilmesi operasyonu. Peki bunu nasıl formüle ediyorlar? Şöyle. Biz zalim anne babalar, biz zalim anne babalar çocukların dini inançlarına karıştığımız gibi cinsiyetlerine de karışıyormuşuz. Sadece anne baba değil, dayı, hala, teyze, yeğen, sokaktaki arkadaşlar, sokakta gördüğümüz teyzeler, amcalar, efendim büyükler, hepsi çocuğun cinsiyetine müdahale ediyormuş. Efendim aslında serbest bırakmalıymışız. Bırakmadığımız için bu cinsiyet toplumda oluşuyormuş. Toplumsal cinsiyet. Çocuk doğdu. Anne ona kız elbisesi giydirdi. Olmadı. Niye? Çünkü annesi cinsiyetine karar vermiş oldu. Ama kız doğdu. Mühim değil. Söyleyeceğim birazdan. Çocuk erkek doğdu. Annesi erkek kıyafeti giydirdi. Olmadı. Görüyor musunuz? Toplumda oluşuyor cinsiyet diyorlar. Çocuk sokakta oynuyor mesela. Kız çocuğu geldi bir teyze, şöyle başını okşadı. Ah güzel kızım dedi. Olmadı işte. Niye? Güzel kızım dedi. Kızlığa yönlendirdi. Toplumda oluşan cinsiyet. Bir tane bey amca, bir tane küçük bir 5 yaşındaki erkek çocuğu gördü. Şöyle başını okşadı. Aslan oğlum dedi. Hadi geçmiş olsun. Olmadı. Niye olmadı? Oğlum dedi çünkü. Erkekliğe yönlendirdi. Oğlum erkekler ağlamaz dedi. Olmaz. Bu erkek rolü. Kız rolü ayrı ayrı olmaz. Erkek rolü biçtin. Çocuğun cinsiyetini erkek olarak yönlendirmiş oldun. Şimdi siz beni bilmiyorum ama samimiyetinizden inşallah bir yere getirecek diyenleriniz vardır. Bir kısmınız da hocam uyduruyor musunuz acaba diyorsunuzdur belki. Ya şeytan böyle ağlar kuruyor. Diyor ki bunlar... Erkeklere has davranış, kızlara has davranış olmaz. Herkese aynı davranış. Dolayısıyla siz erkeklere, kızlara rol biçerek erkeklerin ve kızların erkek olmasına, kız olmasına yönlendirme yapıyorsunuz, zulmediyorsunuz. Ne olacak? Serbest bırakacağız.